Herkese merhaba. Klimayı biraz kısayım. Ben şu anda Zeynep Bedel'in benim için yapmış olduğu fincanı almak için gidiyorum. Çok heyecanlıyım. O da yola çıktı şu anda. Bir 10 dakika sonra birlikte buluşacağız. Ben onu bekletmemek için hem gideyim hem de varana kadar biraz sohbet edelim. Nasıl oldu, nasıl sipariş verdim, onu anlatayım. Geri çıkalım. Evet, şimdi ben soru cevap videomda çekerken arkama benim bir yastığımı koymuştum. Küçük süs yastığı. Onun üzerinde bir flamingo vardı. Ve o gün koyduğum yastığın üzerinde. Ve Zeynep o videoyu seyrederken çektiği bir resmi Instagram'da hikayesinde paylaştı. Ve beni etiketledi. Gördüğüm zaman inanamadım. Seyrederken çünkü kağıda o flamingoları çizmiş. Ben de dedim ki ben zaten konuşmuştuk daha önce, bir siparişim olacaktı ona. Siparişim olan dedim fincanlara lütfen bu şeyi istiyorum, flamingoları istiyorum. O da tamam dedi ve flamingoları fincanlarıma, Türk kahvesi fincanlarıma çizdi. Eşim ve benim için. Şimdi ben onları almaya gidiyorum. Heyecanlıyım. Hem Zeynep'le tanışacağım için heyecanlıyım. Hem de sipariş verdiğim fincanlarıma kavuşacağım için heyecanlıyım. Bakalım güzel olacak inşallah. Güzel geçecek. Antalya hala çok sıcak bu arada. Söylemem lazım. Kamerayı biraz aceleyle böyle koydum. Önüne bu şey geçti. Direksiyonun simidi ama kusura bakmayın. Arkadan görünüyorum artık. Böyle yetişeyim, geç kalmayayım diye acele koydum kamerayı. Olsun. Şey de yaptı Zeynep, videosunu da çekti. Buraya diyeyim, şöyle etiketlerim. Çok güzel bir şey oldu şu anda. Bunu göremezsiniz ama anlatayım size. Zeynep sen de seyredeceksin şu anda. Ben tam buraya Zeynep'in videosunun etiketini koyayım derken senin ekrana mesajın düştü. Benim çıkıyorum mesajımı aldığına dair kalbime koymuşsun. İnanamıyorum. Çok güzel bir tesadüf oldu bu. Şimdi o da evden çıktı. Ben de evden çıktım. Ya bu telefonlar çok iyi bir şey. Eskiden nasıl buluşuyormuşuz biz böyle saat başında, köşe başında. Şimdi böyle dakikalık zaman planlayabiliyorsunuz yani. Birlikte kaybolmak, buluşamamak, denk gelememek, yok şu oldu bu oldu gibi bir muhabbete girmek olayı yok yani. Şimdi orta şeride geçtim. Burası 3 şeritli bir yol. Karşıya geçeceğim çünkü ben. Ben aceleyle koyunca kamerayı değil sabitleyemedim. Gölge bulamayız. Herhalde beni görüyorlardır. Biz buluştuk. Zeynep Bedel. Merhaba. Evet. Zeynep'in merhabasıyla birlikte. Şimdi benim fincanlarım da evet. Şuradalar. Aynen. Şimdi masaya geçince birer kahve içerken onları açıp sizin için çekeceğim. Ben de çok heyecanlıyım. Ama sarılamadık. Evet, aynen. Sarılamadık. Aynen. Evet, masada görüşmek üzere. Evet, şimdi oturduğumuz masanın manzarasından tekrar merhaba demek istedim ve fincanımı açacağım şimdi. Gelelim. Antalya'da hala plaj devam ediyor.
kahvelerimizi de söyledik. Ama tabii buranın... Baksana bunlar da boyanabilirmiş. Evet. Kuzeydim. Sürekli zaten gelince aklıma geldi. Değil mi? Düz beyazmış. Şimdi Zeynep'in... Aile verilmiş. Olur. Zeynep onları çıkaracak. Bu şeyden. Şöyle. Harika. Harika görünüyorlar. Paketlerini açmayayım. Bu benim fincanım. Bunun kirpikleri var. Çok güzel. Bu da eşimin fincanı. Onun kirpikleri yok tabii ki. O da erkek flamingo. İkisi de çok güzeller. Ve Gönül'ün kahvesi, Erdal'ın kahvesi. Evet, biz ikimiz de sade seviyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Ben biraz utanıyorum da. O yüzden. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hepimiz başta utanıyorduk. Teşekkür ederim. Benim de minicik bir hediyem var arkadaşıma. O da... Tabii ben yapmadım. Olsun. Çok teşekkür ederim. Bu minik bir el kremi. Emeğin ürünlerinde de olsun istedim bir tane hediye. Süper. Evet. Süper kokuyor. Yani kokusu süper. Aynen. Evet. İşlevi de güzel. Buradan Esin'e selam söylemek istiyorum. Ay evet. Keşke ya. Keşke burada olsa o da. Birlikte çekelim. Dur ben evet. De çevireyim. Esin'e bay bay yapacağız. Evet. Esin. Bak kahve içiyoruz. Sensiz ama yanımızdasın yani. Evet Esin'cim yanımızdasın. Gerçekten yanımızdasın. Şuraya yapmak istemiştim. Bir elimi tutturamadım. Seninle de içeceğiz burada bak. Antalya'nın denizi Konya altına karşı inşallah. Sen orada üşüyorsun ama biz burada yanıyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Evet, bizim ayrılma zamanımız geldi. Çok mutlu olduk. Evet, çok güzel sohbet ettik. Çok güzeldi. Kesinlikle. Akşama yayınlayacağım. Tamam. İzleyeceğiz birlikte. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Herkese tekrar merhaba. Biz Zeynep'le hoşçakallaştık az önce gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Çok güzel zaman geçirdik. Birlikte birer kahve içtik, sohbet ettik, tanıştık. İyi ki tanımışım Zeynep seni. Çok güzeldi her şey. Fincanlarım zaten çok güzeldi. Şimdi ben eve gidiyorum artık. O da evine gitti. Bahsetmek istiyorum biraz. Buluştuk Zeynep'le ve hani manzarası biraz Antalya manzarası olan bir kafede oturalım gibisinden konuşmuştuk. Gerçekten de güzel manzarası olan Konya altındaki bir kafeydi. Kahve içtiğimiz yer ve bize çok anlayışlı davrandılar. İşte video kısa bir video çekeceğiz. Biraz müziği kapatmanız mümkün mü dediğimizde sağ olsunlar yardımcı oldular ve müziği kapattılar ve biz videomuzu çekip bitirdikten sonra tekrar açtılar. Demek ki bir şey yapmak istediğinizde hani nasıl diyeyim, nasıl anlatayım bilemedim tam ifade etmek istediğim şeyi. Hani hani YouTube için video çekmeden önce ben böyle bir ayrıntıya dikkat etmezdim. Hani müzik çalıyor mu, çalmasın, işte telif hakkı, böyle şeyleri hep YouTube'la birlikte öğrendik. Aslında bunlar güzel şeyler. Hani saygı ve izni olmadan kimsenin sesini, müziğini, görüntüsünü paylaşmamayı YouTube aracılığıyla öğrendik. Zeynep de normalde kendisini göstermiyor biliyorsunuz kanalında. Daha doğrusu göstermiyor derken kanal içeriği çizimlerini gösterdiği bir kanalı var. Yayınladığı bir kanalı var çünkü. Biraz heyecanlanabilirim sadece ama çekebilirsin dedi bana sağ olsun. Ama çok güzeldi. Sizin için de öyleydi değil mi? Evet Esin, bir gün sen de ol çok istedik. Zeynep de ben de sana bay bay yapmak istedik oradan.
Esin diye bahsettiğimiz arkadaşımız da yine YouTube'da kurduğumuz bir dostluk. Esin Gladiç, Zeynep için de benim için de özel bir arkadaşımız. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Yüzümden, gözlerimdeki ışıltıdan anlaşılıyordur zaten. Güzel oldu. Nerede olursak olalım aynı frekanstaki kişiler sanırım birbirlerini buluyorlar. Bugünkü Zeynep'le buluşmamızda da hissettiğim şey buydu. Sanki o da aynı şeyi söyledi. Sanki yıllardır birbirimizi tanıyoruz da bir araya gelmişiz, sohbet ediyormuşuz gibi güzel bir sohbetti. Ah, evet, şimdi ben eve gidiyorum. Işıkta durdum. Sanki böyle normal rutine bir mola vermek gibi dostlarımızla, arkadaşlarımızla buluşmak, yeni bir enerji almak, devam etmek hayata için. Yani çok teşekkür ederim Zeynep. Çok iyi geldi bana. Şurada ışıkta durayım da kameraya bakarak veda edeyim istedim. Ama bütün ışıklar yeşil yanıyor. Ben bir şey yapmak isteyince öyle oluyor zaten. Normalde hepsi kırmızı yanar. Böyle bir şey yapmak isteyince hepsi yeşil yanar. Size de olur mu? Bana böyle oluyor. Evet. Şöyle maskemi de çıkarayım. Hoşça kalın derken kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.